Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 12 Ünite 1 Ders 1 El-Vahdetu 1 Ünite 1 El-Dersul-Evvelu 1. Ders En-Nezafetu Minel-İman Hadis-i Şerif En-Nezafetu temizlik neydendir? Minel-İman imandandır. En-Nezafetu temizlik minel imani imandandır. En nezafetu temizlik. Burada da en nezafetu minel iman yazmak lazım. Okuma parçası ihtemme yehtemmu ihtimam yehtemmu önem verir. İslamu İslam önem verir. Neye? Bin nezafet temizliğe önem verir. Hem de ihtimamen kebiran, büyük bir önemdir. İhtimamen önem verir, kebiran büyük. Yani çok önem verir. İslam temizliğe son derece önem vermektedir. En-nezafetü temizlik nev'ani, iki nevidir. Bilenler için müptela haber. İki nevidir, yani ikiye ayrılmaktadır. Nezafetün maddiyetun ve nezafetun ruhiyye. Nezafetun maddiyetun maddi temizlik. Nezafetun ruhiyyetun ruhi yani içsel temizlik, ahlaksal temizlik. Buna manevi temizlik de diyebiliriz. Maddi temizlik, manevi temizlik. Maddi temizlik, manevi temizlik. Bunları anlatacaktır. Maddi derken ne kastetti? Manevi derken ne kastetti? Minen nahiyetil maddiyeti. El nahiye yön demek. Minen nahiyetil maddiyeti. Maddi yönden şunlar vardır. Alel müslimi, Müslüman kişiye gerekir. Maddi temizlik bakımından Müslümana ne gerekir? En yuraiye. Gözetmesi gerekir. Neyi gözetmesi gerekir? En yuraiye ve yani o Müslümanın nezafete. Nezafete cismihi, bedeninin temizliğini gözetmesi gerekir. Maddi temizlik nedir? Aşıkı bedeni, teni, vücudunun kendisi temiz olur. Ve melabisihi, yani nezafete melabisi demektir bu. Melabis elbiseler demek. Hi var. Kendi elbiselerinin temizliğini de gözetmesi gerekir. Ve daha menzili yani nezafete menzili demektir bu. Buradaki vavlar atıf harfi nezafet kelimesinin manasını ve irab etkisinin olduğunu bize göstermekte. Bu yüzden nezafet muzaf, cismi muzafın ileyh, melabisi mecrur olarak yazılmış. Çünkü vav atıf harfi nezafet kelimesinin irabını, etkisini buraya aktarmıştır. Menzilihi, menzil ev demektir. Menzil. Menzil ev. Hi zamiri var. Yani evinin temizliğini de gözetmesi gerekir. Demek ki ne çıktı? Menzil yani kendi evinin temizliği, kendi elbiselerinin temizliği, kendi bedeninin temizliğini Müslüman kişinin gözetmesi gerekmektedir. Başka? Bir de burası var. Bi eti. Ve bi etihi. Bi'e muhit demek. Çevre yani. Muhitini, çevresini. Bi etihi. Kendi çevresini de temizlemesi. Temiz olarak temizliğine dikkat etmesi. Temizliğini gözetmesi gerekir. Hem de bunların hepsi için bi ekmeliha. Ekmel en mükemmel demek. Olabildiğince iyi. Bekmeliha. Mükemmel derece bunlar, mükemmel derecede bunlara dikkat etmesi gerekir. Demek ki İslam temizliğe büyük önem göstermektedir dedik. Temizliği ikiye ayırdık. Maddi, manevi. Maddi temizlik derken ne kastettiğimiz ortaya çıktı. Kişinin evvela bedenini, sonra elbiselerini, sonra evini ve çevresini tam olarak gözetmesi gerektiğini söyledi. Hayse şöyle ki, Kale Rasulullahi Rasulü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Yani Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Burası bir hadis-i şerif. İmadatu. İmada yani izale demek. İmadanın manasını parantez arasında izale olarak vermişler.
Türkçede de böyledir zaten. Bir kelime yazarsın, anlaşılmaz, kapalı diye düşünürsen parantez arasında mana tekrar verir. İzale yok etmek, gidermek de. İmadetül eza, eziyet veren, sıkıntı veren şeyi gidermek nereden? Yani tarihi yoldan eziyet veren şeyi gidermek, kaldırmak, def etmek nedir? Sadakatun bir sadakadır. Bilenler için imada mübteda, sadaka haber olur. Yolda eziyet veren bir şeyi kaldırıp kenara koymak bile nedir? Sadakadır. Peki, emma minen nahiyeti, nahiye yön demekti. Emma şimdi gelince, minen nahiyeti ruhiyeti, ruhi yani bedeni maddi değil, içsel, manevi temizlik. Nahiye yön. Manevi temizlik yönünden de bu durumda yecibu gerekir. Kime gerekir? Müslüman kişiye gerekiyor. Entekune olması. Entekune, kâni, kûnu, tekûnu, muzarifi. Başında en var. Entekune. Entekun olması gerekir. Neyin? Ahlâkul müslimîne. Müslümanların ahlaklarının olması gerekir. Müslümanların ahlakının ne olması gerekir? Nazifet. Nazif olması gerekir. Temiz olması gerekir. Ahlakı temiz yani. Ruhu pislenmemiş. Düzgün davranmış. İşte öyleyse zaten ed-dinu din nedir? Ahlakun ahlak. Din zaten ahlaktır. Esna yusni sena yesni esna yusni över, övüyor, met ediyor. Allahu Allah. Alellezîn o kimsedir ki yuhafizûne koruyorlar. Onlar koruyor neyi? Alennezâfetil bedeniyyeti ve ruhiyyeti. Maddi, manevi yani manevi ve bedeni temizliklerini koruyanları Allah övmektedir. Yusni övüyor, övmektedir. Kimi övüyor Allah? Kimi övüyormuş? Bedeni ve ruhi temizliğini muhafaza edenleri. Fe yegulu hüve azze ve celle. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Yegulu buyuruyor. Azze ve celle. Yüce olan o Allah şöyle buyurmuştur. Ve thiyâbeke fedâhir. Öyleyse elbiseni tertemiz. Müddessir suresi 4 numaralı ayet olduğu gibi yazılı. İnne Allah'a şüphesiz ki Allah yuhibbu sever. İnne ismini nasıl haberini rahmeder. İnne Allah'a Allah lafzı yani lafzatullah innenisinin yuhibbu ahabbe yuhibbu ahbebe yuhibbu bilenler için yuhibbu fiil muzari bir yuhibbu seviyor sever kim gizli zamir fail burada nedir o hüve o Allah yani Allah kasım işte fiil gizli zamir olan fail olan hüve ile beraber fiil nedir fiil cümlesi innenin haberidir inne ismini nasıl haberini raf eder haber raf mı haber burada cümledir cümleler mahallen rafıdır. Daha önce işlenmiş ise hatırlatmak için idi. Böyle bir konu Arapça işte 8, 9, 10, 11 vesaire bir yerde işlenmediyse ve sizler de sadece duymuş olun anlamadıysanız da dert etmeyin işlenmeyen bir konu ise. İnna Allah'a şüphesiz ki Allah yuhibbu sever. Kim sever? Hüve o Allah sever. Kimleri sever? Ettevvabine. Çok tevbe edenleri sever. Balagalı isim faildir buna. Ve yuhibbu hüve, hüve gizli zamir. Arkadaşlar görünmüyor. Gizli özne diyoruz. Türkçede de var bu. Bildiğiniz gibi. Yuhibbu yine o Allah sever. Kimi neyi? El mütedahhirine. Çokça temizlenenleri yine sevmektedir. El Bakara 222. İza kânel ferdu nazifen. Kâne haberin nasbeder. Nazif onun haberidir. El Fert ismi. İlâ kânel ferdu, fert olunca, nedir olunca? Nazif, temiz olunca, ne olur? Kânel müctemi'u, toplum da olur. Nedir olur? Nazif, temiz olur. Ezan, aynı şekilde. Bir fert temiz, diğer fert temiz, diğer fert temiz. Bir birey demek yani. Birey, şahıs, bir insan. Temiz, diğer insan da temiz, öteki de temiz ise, hasılı kelam her insan tek tek temiz ise sonuçta toplum da temiz olur. Yani temiz bir toplum bekliyorsak evvela şahıslara temiz olması gerekiyor. Sen pissin, ben dağınığım, öteki daha pis, öbürü daha dağınık, belki ben en dağınık derken
ortaya ne çıkar? Piyes dan bir toplum çıkar. Burada aynı zamanda şart cevap söz konusu. İlâ kânel ferdü nazîfen. Yani tertemiz olunca ne olur? Toplum da aynı şekilde temiz olur. Yani bu şart tutarsa böyle bir sonuç olur. Eğer fert, birey temiz olursa, temiz ise olduğu vakit toplumda temiz olacaktır. Ama sağdaki şart, şu idâ kânel ferdü nazîfen, bu mana cereyan etmediği sürece, gerçekleşmediği sürece temiz bir toplumda beklenmemelidir. Bu anlattığım şart cevap zaten bu ünitenin ikinci dersinin konusu. Gelecek. İki diyor. İki ne? Yani okuma parçası bitti. Sıra sorulara geldi. Sorulara gelsen. Ecib cevap ver. Anil esiletil atiyeti haseben nas diyor. Ecib ente. Gizli zamir ente. Sen cevap ver. Neyden cevap verelim? Anil esiletil. Sualün esile. Cemi mükesserdir. Kırık çoğuldur. Kuralsız çoğul bir aradığıyla. Sorulardan cevap. Sorulara cevap ver. Neredeki soru? El-Atiye-Ti. Aşağıda gelen sorulara cevap ver. Neye göre cevap vereyim? Kuma göre mi? İstediğim şekilde mi? Hayır. Haseben nas diyor. Nas parça. Haseb göre demektir. Parçaya göre cevaplandırış diyor. 1. Kem nev'en lin nezafeti. Kem kaç nev'en nevidir, çeşittir, bölümdür. Lin nezafeti. Temizlik kaç kategoriye ayrılmaktadır? Cevap ver. 1. En-nezafetu nev'ani. Yani bunlar parçada geçen şeyler. Parçadan soruyor. Nerede olası? En-nezafetu nev'ani. Nezafetun maliyyetun ve nezafetun ruhiyyetun. Bit. 2. Mahiyen-nezafetul maliyyetu. Maddi temizlik nedir? Mura'atul ferdi ala nezafeti cismihi ve melabisihi ve menzilihi ve bi'etihi bi ekmeliha diye cevap verebilirsiniz. Mura'atul ferdi diye başlamakta maddi temizlik nedir? Onu da buradan yine bakabiliriz. Yine burada anlatılmış. Yura'iye diyor. Ve'alel müslimi en yura'iye. Müslüman şöyle şöyle gerekiyor dedik. Muraatul ferdi. Mane bu şekilde vereceğiz. Muraatul ferdi. Ferdin gözetmesidir. Ala nezafeti cismihi. Bedeninin temizliğini gözetmesidir. Ve melabisihi ve menzilihi ve bi'etihi bi ekmelha. Zaten parçada geçen cümleler idi. Peki 3. Mahiyen nezafetu erruhiyyetu. Manevi temizlik nedir? Nezafetun ruhiyetun hiye. O nedir? En tekune ahlakul ferdi nazifeten. Ferdin ahlakının temiz olmasıdır. Diye cevap veririz. Ahlaki temizlik. 4. Üzkür. Zekara yedkuru üzkur ente. Sen zikret, bahset. Ente gizli zamir fail. Demek ki burası mefhul. Ayete Kur'aniyetin. Kur'ani bir ayet söyle. Anin nezafet. Nezafete dair, temizliğe dair bir ayet söyle. Ve thiyâbeke fedahhir. Ayet. Müddessir suresi 4. Parçada bir tane daha geçmişti. 5. Üzkür hadîfen şerîfen alen nezafeti. Anin nezafet. Alen dedim. Temizlik hakkında bir tane hadisi şerif söyle. İmadatul eza anit tariqi sadakatun ravahu el-Bukhariyyu diyebiliriz. Başka et-duhur şatrul iman, en-nezafetun minel iman gibi farklı hadisi şeriflerde mevcuttur. 3'e geldik. 3. Rattip. Düzenle yani aşağıda bir düzensizlik söz konusu. Sen bunu bir düzenle bakalım. Biz lisede okurken İngilizce hocası böyle karışık kelimeler verirdi. Parçalı bulutlu cümleler, kelimeler derdi. Siz düzenleyin derdi. Bizlere İngilizce'de bu vardı. Arapça'da hatırlamıyorum böyle bir şey. Eskiden sanırsam yoktu. Rattib, düzenle tertip et. El kelimati, el atiye, te. Aşağıda gelen kelimeleri düzene söyle. Litekune olması için.
müşidete, faydalı bir cümle olabilmesi için. Litekune hiye kelimeleri olsun diye. Ne olsun diye? Cümleten, müfiileten, faydalı cümle olacak şekilde bunu yap. Litekune dedim çünkü lam burada li yani harficer muzarifi ile bitiştiğine göre li en demektir bu. Lam ile tekunu arasında gizli bir en var. En kâne yekûnu tekûnu muzarisine nasip etmiştir. Görünüşte yoktur. Gizli olarak vardır. Bu yüzden li tekûne dedim. Li tekûnu, li tekûni olamıyor. Bu kadar konuşmanın üzerine artık başlayalım. Madde 1. El-ibâdetu el-islam el-nezâf el-ce'ale esas. Ce'ale kıldı, yaptı. El-islamu, İslam en-nezâfete, temizliği nedir yaptı? Ne yapmıştır? Esas el-ibâdeti. İbadetin esası yapmıştır. 2. Er-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem alel vuzu yehussuna kesiran. Bunu da nasıl toparlayabiliriz? Yehussu hasse yehussu teşvik et. Yehussu teşvik ediyor. Na bizi kim? Er-Rasulü Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kesiran çokça alel vuzu abdest üzerine. Abdeste dair peygamberimizin çok teşviği vardır. Abdest zaten temizlik içindir. Zaten bununla alakalı hadiste vardır. Konuyu fazla uzatmayayım. Madde 3. Nazifen kânel müctemi'u idâ kâne nazifen el ferd ezan. Az önce geçmişti bu. Sanırsam parçanın sonuncu cümlesiydi. İdâ kânel ferd nazifen kânel müctemi'u nazifen ezan. Ferd temiz olduğu vakit toplumda aynı şekilde temiz olacaktır. Madde 4. El-İslam, el-insan yahrisu ve selameti ala siha min el-emraz. Peki yahrisu fiili başa alalım. Bir fiil cümlesi olsun. Yahrisu hırslıdır. Yani olmasını ister. El-İslam, İslam ala sıhhatil insani. İnsanın sıhhati üzerine hırslıdır. Ve selametihi minel emrazı ve hastalıklardan beri olmasına dair hırslıdır. Böyle olmasını ister. Zaten temizliğe dikkat edildikçe hastalık oranları da azalacaktır. Madde 4. Ekmil, tamamla. El feragati, boşlukları. Neyle beraber tamamlayalım? Bi ef'alin münasibet. Münasip fiillerle beraber tamamla. Münasip uygun yani uyumlu. Peki nereden seçeyim onu? Minel kaimetil atif. Aşağıdaki parantez arasından, kutucuklardan seçeyim. Müsta'inen yardım alarak bir süveri resimlerden suratun tekil süver çoğuldur resimler. Kemafil misali örnekte olduğu gibi mesela bire baktığımda esasen bir kırmızıya nokta nokta noktaydı. Yedeyhi kablel ekli yazıyordu. Ben ne yaptım? Yağsilu fiilini resimlerden de faydalanma suretiyle işte oralardan seçtim ki yağsilu en aşağıdaydı. Daha aşağıda da olan varmış. Yani bu aradan seçerek uygun yerlere konma istenmiş. Biz de bu konuda çalışalım. Madde 2. Demek ki biri neymiş? Bir yağsilu. 2 nedir? İki de esnânehu, sin esnan diş demektir. Ba'del ekli, yemekten sonra dişlerini ne yapıyor? Fırçalıyor. Temizliyor, yunezzifu. Temizler, yunezzifu temizler, temizliyor kim? Hüve mesela, o kişi neyi? Esnânehu, kendi dişlerini, ba'del ekli, yemekten sonra. Madde 3, alâ nezâfeti gurfetihi. Neza ala nezafet ya da ala mı aliyun mu? Nasıl değerlendireceğimize bakalım bir. Üçte yuhafizu korur. Aliyun Ali. Ala aliyun Ali. Nezafete gurfetihi. Odasının temizliğini korur. Muhafaza eder. Hafizu. 4. Ezafir, zıfır, ezfar, ezafir, tırnaklar demek. Tırnaklarını kesiyor.
O zaman kesme fiili, o da nedir? Yukallimu olacaktır. Yukallimu kesiyor. Ezafira yedeyhi. Ezafira yedeyhi. Ellerinin tırnaklarını kesiyor. Ve ricleyhi. Ve ayaklarının da tırnaklarını kesiyor. Bir intizamin. İntizamla beraber. Düzen, sırayla beraber. Dikkatlice. Kesmek gerekir. Muntazam şekilde. Sıra madde 5'e geldi. Madde 5'te yehtemmu yehtemmu önem verir. Aliyun Ali nezafeti melabisi elbisesinin elbiselerinin temizliğine önem verir. 6 yahliku kesiyor şa'rahu kendi saçlarını kesiyor. İnde ma yadulu kesir. Yani çok uzadığı zaman saçlarını kesiyor. İndema dığı zaman demek manası. İndema dığı zaman. Geldiği zaman, uçtuğu zaman gibi. Dığı, du. O şekilde cümleye hangisi yakışıyorsa. Yadulu, bali, yadulu, uzamak, sürüyor. Kesiren çok. 7'ye geldik. 7'de de rama, yermi. Söz konusu. Yermi. Atıyor. El fazalat. El fazalat fazlalıklar demek. Çöp yani. Fi sunduqil kumame. Sunduqil kumame çöp kovası, çöp kutusu demektir. Çöp kovasına atmak. Fazlalıklar yani çöpleri. 8. Yurattibu düzenliyor firâşehu kendi yatağını fi sabahi sabahleyin. Sabah vakti sabah yatağını düzenliyor. Dağınık gitmiyor. 5 yine soru var. Ecib anil esiletil atiyeti müsta'ine mil kaimeti. Yine kaimeden yardım alarak aşağıdaki sorulara cevaplamamız istenmiş madde 5'teyiz. 1. Tenzifül esnan. Dişleri temizlemek demektir. Gerçi ilk kaim aşağıdan yardım al. Aşağıdaki kutucuklardan yani şuradan soru bunlar. Buradaki sorulardan soracağız. Hemen aşağıda yine sorular var. Bunları da soracağız. Cevap verirken ne yapacağız? Cevap verirken buradaki bölümden faydalanacağız. Peki o zaman ilk soru geliyor. Kem merraten yunazzifu aliyyun esnanehu fil yevmil vahid. El yevmil vahid pazar demektir. Pazar gününde Ali dişlerini kaç defa temizler? Kem merraten kaç defa, kaç kez yunezzifu temizliyor Ali esnanehu kendi dişlerini fil vahidi pazar günü. Ali burada kaç defa yapıyormuş? Bir defa yapıyormuş. Öyleyse yunezzifu bakın burada tenzif masları gelmiş. Nezzate yunezzifu tenzif. Fa'ale yufa'il tef'il babından mastar gayrimimidir bu. Buna göre ne olacak? Kebbera yukebbiru tekbir. Tekbir hangi baptan? Tef'il aynı baptan. Aynı kalıptan. Bap demek kalıp demektir. Bu bapları, kalıpları bilmiyorsanız, bunları öğrenmek istiyorsanız şayet, bununla alakalı setimiz mevcuttur. Sarf diyoruz buna. Kitab-ı Sarf. Tamamı Arapça bir kitap. Bunu kelime kelime manalandırdık. Yer yer açtık. Fiil çekimleri yaptık. O şekilde set mevcuttur. Bize ulaşabilirsiniz. Şimdi tenzifül esnan dişleri temizlemek demektir. Kaç defa temizliyor diye sormuş. Zaten burada muzarisini kullanmış. Aynı muzari kullanarak cevap vereceğiz. Ne diyeceğiz? Yunezzifu temizler, temizliyor. Kim? Aliyun Ali. Esnanehu kendi dişlerini kaç defa? Bir yazıyor. Öyleyse merrata. Fil yevmil vahid. Gerisi aynı zaten. Bit. Ali pazar günü dişlerini bir defa temizler. 2. Kem kaç defa? Yestahimmu banyo yapar. Ali bin Ali fi usbu'i.
bir hafta içerisinde? Cevap veriyoruz. Yestahimmu Aliyun selase merratin fil usbu'i. Çünkü selase yazıyor. Üç yazmış. Bu yüzden selase dedik. Bunu ne yaptık? Selase yaptık. Fil usbu'i aynen kullandık. Peki burayı nasıl değerlendirdin? Yani cümle sağdan sola doğru gidiyor. Şunu 3'e çeviriyor. Şu an rakam olarak yazılmış bu. Yazı haline dönüştürüyorsun. Selase yapıyorsun. Devam burayı aynen alıyorsun. Peki buradaki cümleyi buraya nasıl kuruyoruz? Burayı kurma yöntemi yestahimmu aliyyun. Burayı aynen kullanıyorum. Yestahimmu aliyyun. Gerisi şunu yazıya çevir ve burayı kullan. 3. Kem maraten kaç defa yukallimu keser, kesiyor. Ala aliyyun Ali ezafirahu kendi tırnaklarını fi kulli aşrate eyyam 10 günde. Aşrate eyyam 10 gün demek. 10 günün tamamında yani. Kaç defa tırnaklarını kesmektedir? Kaç defa? Bakıyoruz. Taklimul ezafir. Tırnakları kesmek demiş. Bir defa kesiyormuş. Öylesine ne yapacağız? Yukallimu aliyyun ezafirahu merraten fi kulli aşrate eyyamin diyeceğiz. Tamamlayacağız. 4. Kem merraten kaç defa yesbiğu esbağa yesbiğu ef'ale yuş'ilu olur. Demek ki sabeğa yesbiğu. Yani sülasi mücerred bak. Sabeğa yesbiğu. Yesbiğu fiili boyuyor. Boyamak. Ayakkabıyı boyamak. Kem merraten kaç defa yesbiğu boyuyor. Aliyun Ali ehziyetehu kendi ayakkabılarını fi usbu'i bir hafta içerisinde. Yesbiğu Kur'an-ı Kerim'de masa olarak geçmekte mesela sibgatallah ve men ehsanu minallahi sibga. Sıvgatallah Allah'ın boyası demektir. Tamam, burayı da anlattık. Cevabı verelim. Sibagatul ehziye bir defa. Bir yazacağız. Dörtteyiz. Yesbihu aliyyun ehziyetuhu merraten fi usbu'i. Bir defa. Beş. Kem marraten kaç defa yusa'idu. Yardımlaşır, yardım eder. Aliyun Ali ümmehu kendi annesine خلال أسبوعين tesniye olarak bir defa kelime geldi. أسبوع müfret idi. أسبوع müfret idi. Şimdi tesniye olarak أسبوعين. خلال boyunca demektir. Ali kem merraten kaç defa yusa'ilu yardım eder? Kaç defa yardım ediyor? Ali'nin Ali ümmehu kendi annesine خلال أسبوعين 2 hafta boyunca Ali annesine ne kadar, kaç defa yardım etmektedir? Bakıyorum 5'e. 2 defa diyor. Demek ki haftada 1'e düşüyor olan orantı kurduğumuzda. Yusa'idu Aliyyun ümmehu merrateyni fi hilali usbu'ayni. 6'ya geldi. Kem merraten yunazzifu alel hadikati fi usbu'ayni. Hadika bahçe demek. Gerisi mantık. Biliyorsunuz. Altın. Yunazifu Aliyun el-hadiqate 3 merratin fi usbu'i. 7. Kem merraten kaç defa yurattibu tertip ediyor, düzenliyor Aliyun Ali gurfetehu kendi odasını fi kulli 10 ayyamin 10 günde kaç defa odasını düzenlemektedir? Yurattibu Aliyun gurfetehu merratin fi kulli 10 ayyam 2 defa düzenlemekteymiş, düzeltmekteymiş ortalığı. Bu yanlış bir durum arkadaşlar. Siz her gün düzenleyin. Madde 1'e geldik. Şimdi diğeri Ayşe miydi? Diğeri Aişe. Evet. Ayşe'ye aynı soruları soracağız. Farklı cevaplar var. Yani 2 iken 5 defa yapmış mesela. Bir de ona göre cevap vermeye çalışalım. Kem merraten. Kaç kere? Tünezzifu. Şöyle bir farklılık da var. Gözden kaçırmayalım. Yunezzifu. Tunezzifu. Bu ilk harf T. Mühendisten bahsettiğimiz için ilk harf T oldu. Müzekkerden bahsettiğimiz için ilk harf Y idi. Yani müzekker mi müennes mi bahsettiğim şey. Aliyun müzekker. Bu yüzden fiil de müzekker olarak geldi.
Şimdi aişetu müennes bir fail var. Bu yüzden fiil de müennes olmaktadır. Kem merraten kaç defa tunazzifu temizlemektedir aişetu. Aişetun değil yani tek ötreyle. Aişetu gayrimustarif bir kelime olduğundan böyle arkadaşlar. Gayrimustarif nedir? Cer ve tenvin yani esre ve tenvin kabul etmeyen kelimedir diye şu anlık bilin. Kem merraten kaç defa tunazzifu temizler Aişetu Ayşe esnaneha kendi dişlerini. Fiiliye mi? Vahidi. Yine şöyle bir durum var. Esnane ha zamir de değişti. Müennes fail olduğu için ona göre zamir kullanılmakta. Ha zamir kullanılmış idi. Oysa Ali'den bahsederken Aliyün ehziyete hu. Bak hu varken ha oldu. Faile göre hu ha. Fail müzekker ise hu yapın. Müennes ise ha yapacaksınız. Olay bu. Ezatira hu. Esnane hu ümme hu müennes. Ama Ali'nin annesi bu. Ali bahsedildiği için hu olmuş. Urfete hu. Hep Ali müzekker olduğu için hu zamiri kendisinden sonra zorunlu olarak kullanılmış. Oysa şimdi Ayşe müennesten bahsettiğimizden ötürü kendisinden sonra gelen zamir ha olmak. Zatira ha, ahziyete ha, ümme ha, gurfete ha diye gidiyor. Geri mana hepsi aynı. Burada fiillerin manasını bilmeniz önemli. Testahimu banyo yapmak, yıkanmak, tukallimu kesmek, tesbihu boyamak idi, boyuyor. Hilal boyunca dığı zaman şeklinde, usbu bir hafta, usbu'ayn 2 hafta demektir. Hadika bahçe, gurfe oda, aşirate 10 demektir. Kem merdeten kaç defa, kaç kez diyerek burası tamamlanmış oldu. Oldu mu? Yani yukarıdaki cevaplarla aynı. Ama yine de telaffuz edeyim. Burada nişanlasın. Birinci cevabı. Tunazzifu Aişetu esnaneha merrateyni fil yevmil vahidi. 2. Testahimmu Aişetu selase merratin fil usbu'i. 3. Tukallimu Aişetu ezafiraha merraten khilale 10 eyyamin. 4. Tesbihu Aişetu ehziyetaha 3 merratin fil 5. Tusaidu Aişetu ümmeha 5 merratin khilale usbu'ayni. 2 hafta demek. 6. Tunazzifu Aişetu el hadikate merraten fil usbu'i. 7. Turattibu Rattebe, yurattibu, turattibu. Neden T ile başladı? Çünkü failimiz müennes. Turattibu Aişetu gurfeteha. Ayşe kendi odasını düzenler. Erba'a 4 defa. Ali ne kadar defardı? Merrateyn, 2 defa. Evet, şimdi bir bayandan bahsettiğimiz ortaya çıktı. Erba'a 4 defa bunu yapar. خلال 10 eyyamin 10 gün boyunca 10 gün içerisinde yani 10 güne 4 defa inansın diyerek burası da tamamlandı. Bir aşağı inelim. 6 diyor. Ekmil tamamla el feragati minel kaimeti el feragati minel kaimetil atiyeti. Ekmelent el feragati boşlukları tamamla, boşlukları doldur yani. Minel kaimetil atit aşağıdaki kutulardan kelimeleri seçerek boş yerleri doldur diyor. Dakikateyn 2 dakika. Tahrik hareket ettirmek. Fırçat fırça. Eddahili iç yüzey. Şuhur. Şehrun şuhurun aylar. Şehrun bir ay. Şuhur aylar. El esnan dişler demek. Tenzif temizlik. Macun. Macun zaten. Diş macunu kast edilmek. Resimler de var burada. Şimdi bakalım. Hunake burada vardır. Nikatun noktalar vardır. Yani çizgiler var. Yumkinu mümkün oluyor. Öyle noktalar ki mümkün olan noktalar.
Ne mümkün burada? İttiba'uha, onu tabi kılınması. Esna'e tenzifir esnani. Dişleri temizleme esnasında sıralamaya göre uygulanacak boşluklar, çizgiler, noktalar vardır. Bir, tenzif. Narrateyni fillev. Ne diyeceğiz? Tenziful esnani. Dişlerin temizlenmesi. Narrateyni iki defa fillev günde gerekir yani. İstihdamu fırşatin. Fırça kullanımı. İstihdam kullanmak. Fırça kullanımı. Fırşatın esnani, diş fırçasının kullanımı. Öyle diş fırçası ki bu. Naime, naime nazik de, nazik olarak kullanılması. Tunasi bu. Uygun düşer. Tabi'atu esnanike veya esnaniki, o da olabilir. Bayandan bahsediyorsa ki, erkekten bahsediyorsa ke. Esnanike, senin dişlerinin tabiatına, doğallığına uygun düşer. Narin fırça kullanımı. Naime yumuşak demek. Yumuşak diş fırçası. Peki bir aşağıya geldik. İstihdam. Üstteki de istihdam idi. Şimdiki de istihdam. Ama bu defa istihdamu macunin. İstihdamu macuni esnanin. Diş macununun kullanımı. Macuni esnanin. Diş fırçalarının kullanımı yehtevi içerir. Ne içerir peki? Alel fluorait. Florür yani içerir. Bir alttaki madde tahrikul fırşat, diş fırçasının tahriki, hareket ettirilmesi. Bil lutfin alel esnan. Bil lutfin nazikçe hareket ettirilmesi. Aile esnanı dişler üzerine gerekmektedir. Dişler yıkasın diyor. Tanzifu kullin minessabhi. Tanzifu kullin minessabhi el hariciyi. Burada geçen belki bilinmesi gereken kelime sebh olabilir. O da dış yüzey demek. Dış taraf. Tanzifu kullin minessabhi el hariciyi. Sedh yüz el harici dış böyle dış yüz oluyor. Es-sedh el harici. Es-sedh yüzey. El harici dış yüzeyin tamamının temizlenmesi. Tenzih temizlemek, temizlenmek, kül hepsi tamamı. Mine yüz öyle yüz ki el harici dış yüz. Dış tarafı, dış yönünün temizlenmesi. Ve daha nerenin temizlenmesi? Eddâhiliyyi. El-hâriciyyi, eddâhiliyyi. Lil-esnân. Dişlerin içinin de el-hârici. Hâric dışı. Eddâhiliyyi lil-insâni. Lil-esnân. Dişlerin iç ve dış yüzeyinin tamamının temizlenmesi gereklidir. Eddâhili iç, el-hârici dış. Es-sâdah yüzey demek. Mine sedhil hariciyi, harici yüzeyin ve eddâhiliyi, iç yüzeyin. Eddâhili, iç demek, yüzeyi nereden çıkardın? Es-sedhin manası dâhili de mevcuttur, vav atfâfinden ötürü. Lil-esnân, dişler için gereklidir. Dişler için ne gerekli? Dişin içini de dışında temizlemek gerekir. İç tarafını, dış tarafını. Peki bir diğer madde tanzifu esnane dişlerin temizlenmesi bir fırçatı fırçayla beraber li müddeti ne olacaktır? Li müddeti dakikateyni. 2 dakika süresince fırçayla beraber bir fırçatı fırçayla beraber baya ma'ma burada fırçayla beraber dişlerin temizlenmesi alel ekalli en az olarak bu kadarı gereklidir. Dişlerin fırçayla beraber en az 2 dakika fırçalanması zorunludur. Ba'del intihai min tanzifil esnani diş temizliği bittikten sonra yecibu gerekir. Ne gerekir? Tanziful fırşati. Fırçanın temizlenmesi gerekir. Ceyyiden iyice ve gasliha ve yıkanması gerekir.
Tagyiru furşatil esnani. Diş fırçalarının değiştirilmesi el hassa, özellikle bir kez sana gerekir. Külle 3 diyor burada. Külle selase. Şuhur. 3 ay. Olduğu zaman değiştirilmesi gerekir. Veyahut da ba'del isabeti. İsabet başa gelmek. Bende isabeti bir nezleti berdin. Soğuk algınlığı isabet ettikten sonra. Yani kişinin başına soğuk algınlığı geldikten sonra veya her 3 ayda bir diş fırçasını değiştirilmesi gerekir. Ders-u sani edevatu şartı. Burada kaldık.